Hocam 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik. Bu performansı neye bağlarsınız? Bir de daha önceki röportajlarımızda Karşıyaka maçının çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Bu maçı da kazandınız. Bundan sonraki hedefiniz nedir? Ne söylersiniz? Buyurun. Şu ana kadar zaten oynadığımız 8 maçlık periyotta hep hafta hafta maç maç düşünerek geldik. Bundan sonra da aynı şekilde daha önceki röportajımda da Karşıyaka maçı ile ilgili söylemiştim düşüncemi. Bizim için önemli bir maç olduğunu, kırılma anı, yani önümüzdeki hedefleri ortaya koyma adına önemli bir maç demiştim. Ve sonuçta kazandık. Şimdi önümüzde yine aynı bir şekilde önemli bir maç var. Kemer maçı, Kemer deplasmanına gideceğiz. Onu da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ondan sonraki Ali Beyköy maçında aldığımız takdirde playoff'a %50 ortağız. Diğer takımların ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız olacak. Hocam Karşıyaka maçında seyirci muhteşemdi bana göre. Siz ne söylersiniz? Aynen öyle. Röportajımda söylemiştim. Sahaya çıkan 11 tane oyuncumuz var. Seyirci bizim için 12. adam ve her zaman önemli bir güç. Onlara buradan sizlerin vasıtasıyla da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans oldu. Hatta seyircimizle birlikte o atmosferi, maçtan sonraki coşkuyu birlikte yaşamak istiyoruz demiştik. Ve yaşadık, yaşattık. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman bu takımın yanında olsunlar. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Çağatay Polat Demir. 21 yaşındayım. Devre arası transfer oldum. Nereden transfer oldunuz? Afşin Afyonspor'dan geldim. Evet. 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik. Evet. Bu performansını neye bağlıyorsunuz, takımı performansını? Bundan sonraki hedefiniz nedir? Neler söylersiniz? Çok iyi bir atmosfer yakaladık burada. Abilerimiz, kardeşlerimiz olsun, takım ruhunu yakaladığımızı düşünüyorum. Hocamızla beraber de çok iyi bir çıkışa yakaladık. İyi bir kardeşlik var burada. Birlik beraberliği sağladığımız sürece de başarının devamını geleceğine inanıyorum. İnşallah iyi olur.